İyi akşamlar sevgili seyirciler. Erciyes Televizyonu'nda hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bu akşam Kitabistan'da çok güzel, çok şirin bir kitabın yazarı Mustafa Özarslan Bey'i, eğitimci yazar Mustafa Özarslan Bey'i ağırlayacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle kitabınızı göstermek istiyorum. Bu şirin kitap. Evet, bu bir hikaye kitabı ve ağırlıklı olarak çocuklar için hazırlanmış bir hikaye kitabı. İsmi de çok güzel. Babacığım benimle kitap okur musun demiş Mustafa Bey kitabına, güzel bir başlık koymuş. Teşekkür ederim. Ama öncelikle lütfen şu duygularımı kabul buyurun. Bir eğitimcinin, özellikle ilk öğretimde görev yapan bir meslektaşımın böyle bir güzel hikaye kitabıyla ortaya çıkması, yani bizler için son derece mutluluk verici bir durum. Teşekkür ederim. Ve yine bir eğitimci olarak da yani sizin bu önce hareketinizin nesiller üzerinde etkiler yapacağını düşünüyorum açıkçası. O açıdan ve hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve devamı da gelsin istiyorum açıkçası. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. Evet Mustafa Bey, şimdi sizi biraz tanıyalım öncelikle. Ben sınıf öğretmeniyim. 1974 yılında Kayseri Arnaz kasabasında dünyaya geldim. Niğde Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum aynı zamanda. Şu anda Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Uzun süredir kitap hakkında düşünüyordum, yazabilir miyim, ne yapabilirim gibi. Ve nihayetinde kitabı yayınladım. Siz de sağ olun, teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Evet, gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü ilköğretim çocuğu öykü çocuğudur. Yani daha romana geçmemiştir. Evet. Öykü dünyasının içindedir. Bu hikaye dünyası onların ileriki hayatları için inanılmaz bir değer ifade ediyor. Ve düşünün, yani şöyle düşünüyorum. Yani ben bir sınıfta sizin sınıfınızda bir öğrenci olsaydım ve bu öyküleri yazan benim öğretmenim olsaydı ki bendeki duygular bambaşka olurdu. Niye? Çünkü siz de biliyorsunuz ki öğrencilerin öğretmenlere bir şey vardı. Taklit durumu vardır. O ne yaparsa aynısını yapıyor. O açıdan böyle bir manzara gerçekten benim gözümde çok etkileyici bir manzara olacak. Yani onların içinde de belki yani sizin bu faaliyetiniz oldukça ufuk açacak diye düşünüyorum. Ne gerçekten dersiniz? Şimdi ben kitabım yayınlanmadan önce yazarlığın ve kitap yayınlamanın zor oluyor. Ha, gerçekten zor, meşakkatli bir iş. Ama yaptıktan sonra başarmanın mutluluğu. Ve bunu inanın öğrencilerime verdiğimde ilk önce bir baktılar, öğretmenim bu siz misiniz? İşte arkadaki resme baktılar. Evet, öğretmenim evet. Nasıl yazdınız? Nasıl oldu? İşte çocuklara verdiğimde Gizem isimli bir üçüncü sınıf öğretmenim. Gizem Sarıkaya diye öğrencim var. Öğretmenimize, annemle baktık. Kızım inşallah sen de öğretmenin gibi yazar olursun dedi. Gerçekten mutlu oldum. En azından çocukların gözünde, öğretmenlerin de her zaman okudukları kitabın bir yazar olması eminim onlar için ufuklarının daha da gelişmesi için güzel bir örnektir diye düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Takdirle karşılıyorum. Peki arkadaşlarınızın tavrı nasıl oldu? Okul müdürünüz ne dedi? Erdoğan Bey'e uğradınız mı? Onu da sorayım. Erdoğan Bey'in tavrı ne oldu? Kitabım tabii yayınlanmadan önce bazı meslektaşlarıma rica ettim. Öğretmen arkadaşlarımıza, okul müdürümüz Sayın Saim Sönmez Bey'e. Okudular. Eleştirilerini, olumlu eleştirilerini sundular. Gerçekten beğendiler. Hani onlar da bana bir cesaret verdi.
gerçekten bir cesaret verdi. İlk başta herkesin haberi yoktu. Belli birkaç kişinin, yakın dostlarımın haberi vardı. Kitap yayınlandıktan sonra da öğretmen arkadaşlarımıza ilk tabii ki verdik. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Erdoğan Hayata Bey gerçekten bu konuda, yani öğretmenimizin bir yazar olması, kendi branşıyla ilgili çocuklara öykü yazması, kitap yazması çok hoş bir şey olduğunu, özellikle desteklerini söyledi. Yine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın daha önceden ben Gazi Özgişi Bey'e de, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü. Evet, içeride o yazıları da gördüm evet. Onlar da sağ olsunlar bana fikirleriyle yön verdiler. Gerçekten hepsi de destekledi ve olması gerekenin bu olduğunu. Yani ya aslında bir öğretmenin değil mi, yazması gerektiği tecrübeler, yani illa öykü olması şart değil, değil mi? Tecrübelerini paylaşacak, diğer şeylerini yazacak, düşünceleri olabilir, evet paylaşacağı fikirler olabilir ki mutlaka güzel. Her kitaptan bir şey alınır, yani okuyan kişi mutlaka kendinde bir şey bulur, alır onu cebine alır götürür, faydasını görür. Evet. Bu yüzden ben de artık yazar olduktan sonra arkadaşlarıma da diyorum ya, sizin de böyle bir düşünceniz varsa lütfen yazın. Hı hı. Çok gerçekten güzel. Yazın. Çok güzel. En azından önünüzde ben örneğim, yayınlanması konusunda o konuda yardımcı olabilirim. Çünkü ben hiçbir yazardan şey yapamadım, yararlanamadım. Şöyle nasıl basılır, nasıl olur, internetten araştırdım yayın evlerini, mail gönderdim, telefon açtım, nasıl olur, ne güzel, birkaç ne güzel. Yayın evi şey yaptı, eserimi beğendi, yayınlanmak istedi ama uzun bir süreç, tabii ki onların farklı planları var, siz heyecanlısınız, bir an önce çıkmasını istiyorsunuz, doğru. Bu sefer de olmadı artık. Şu an Yıldızlar Yayıncılık Ankara'da. Evet, Ankara'da. Sağ olsunlar, güzel bir eser çıkardılar. Evet, sizin tasarımı falan da güzel. Evet, kitap tasarımı da Yıldızlar Yayıncılığı. Zaten sizinle de birebir tanışmamız Yıldızlar Yayıncılığı oldu. Evet, aynı yayın evinin yazarları olarak. Evet, doğru, doğru. Bu arada hemen göstereyim sevgili izleyicilerimize, şöyle bir tutayım. Evet, kitap hakkında Profesör Doktor Hikmet Özarslan Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi görüş beyan etmişler. Arkadaşlarıma da göstereyim. Evet, yine yazar hakkında ne dediler bölümünde? Doçent Doktor Osman Özsoy Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu üyesi. Evet, şimdi İl Milli Eğitim'den değil mi? Mehmet Şahin Beyefendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, özellikle güzel. İlgilendi. Çok sağ olsunlar. Ve Koca Sinan Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Özkişi Beyefendi, o da yazmışlar. Sahim Sönmez Bey okul müdürümüz, öyle değil mi? Yani ne güzel, bakın bir kitap herkesi böyle güzel bir çatı altında buluşturmuş. Bu arada güzel çizimler de var. Yani bir öykü kitabında resim önemli. Yani çocukların hayal dünyasına katkı sağlıyor zannederim. Bakın ne güzel çizimler var. Öğretmeniz, resimleri çizen Oğuz Bey, değerli bir arkadaşım. Dedim ya Oğuz Bey, böyle böyle bir düşüncem var, resim çizer misin dedim. Gerçekten zor olan ve resimleri de hoş. Bakanlar gerçekten beğeniyor. Ya dedi, ne demek dedi. Eseri verdim ona. Ona uygun resimleri çizdi ve çok mükemmel bir resim becerisi var. Sağ olsun onun da katkısıyla kitabımızı yayınladık. Dediğiniz gibi çocuk kitaplarında resim çok önemli. Çocuk resimden de, hani diyoruz ya, çocukların değişik algılama yönleri vardır. İşitsel, duysal, görsel diyoruz. Yani çocuk sadece okumakla değil, resim de aklında kalıyor. Görsel de aklında kalıyor. Evet. Bu yüzden arkadaşımız, resim öğretmen arkadaşımız Oğuz Bey'in de güzel çalışmalarıyla, onun süslemesiyle bu eser ortaya çıktı. Evet, şimdi Mustafa Bey, sizinle bir başka noktada daha buluşuyoruz. Şimdi kitabın adı. Babacığım benimle kitap okur musun? Evet. Şimdi sizin de başınızda aynı şey, bizim de başımızda. Eğitimin içinde olan insanlarız ve ailelerle bir araya geldiğimizde genelde size de aynı şey söyleniyordur, bize de aynı şey de söyleniyordur. Çocuklar okumuyorlar. Şimdi çocuklar okumuyorlar dediklerinde benim verdiğim cevap buradakiyle çok örtüşür. Yıllardır böyledir. Bu televizyon ekranlarından da hep söylemişimdir. Çocuklar okumuyor diye şikayete gelen ailelere siz okuyor musunuz diye sorarım. Doğru. Siz okuyor musunuz?
İşte hocam bizim okumamız şart değil ama onun okuması şart. Hayır, sizin de okumanız şart. Yani okumak bir hayat biçimi. O diyoruz, bu cevabı veriyoruz. Çünkü büyüklerin okuduğu, kitap okuduğu bir ailede küçüklerin onlara mutlaka benzemek için aynı faaliyetler içerisine girdikleri gözlenmiştir. Evet, şimdi siz de babacığım benimle kitap okur musun diyerek anne ve babalara hem dikkat çekmiş olursunuz. Bir mesaj. Kitabımın yazmamdaki birinci öncelik gerçekten bu eksikliğimiz. Velilerimiz, veli toplantısı yapıyoruz. Bayanlar, annelerimiz geliyor. Babalarımız nerede oluyor? İşte. Haliyle gerçekten ekonomik durum, ailenin geçimi önemli. Akşam geliyor yorgun, televizyondan haberleri izliyor. Ve çocuğa kısa bir sohbet olursa oluyor, akşam oluyor, yatılıyor, sabah tekrardan baba işe gidiyor. Evet. Yapılan araştırmalarda babanın etkisi, çocuğun üzerindeki babanın etkisi oldukça fazlaymış. Bunu nereden öğrendik? Açev Gönüllü Üyesi olarak 2008 yılında BADEP, Baba Destek Eğitim Programı isimli bir programa katıldım. Bu program sadece babalara yönelik. Evet. Babalara verilen bir eğitim ve Kayseri'de, ilimizde şanslı illerden, çünkü grup lideri çok Kayseri'de. Orada gördüm ki babanın çocuk üzerinde etkisi gerçekten önemli. Biz ne diyoruz? Oğlum aman sen oku da, kızım sen oku da ceketimi satarım. Evet. Ha, bunu diyoruz gerçekten. Yani çocuğumuz için her şeyi yapıyoruz. Peki çocuğumuz babasının kitap okuduğunu görse, birlikte televizyon kapansa. Oo, çok güzel bir şey. İşte, hadi oğlum sen kitabını al, kızım evet, sen kitabını al. Evet. Kendisi gazete de okuyabilir. Anne okusa, küçük çocuk elinde broşürler karıştırsa, çocuk şunu demez mi? Ya bak, demek ki güzel bir şey babam. Şimdi biz birçok alışkanlığımızı ailede, okulda kazanıyoruz, ailede kaybediyoruz. Doğru. Okulda kazanıyoruz ama ailede kaybediyoruz. Bizim okulumuzda gerçekten güzel bir kütüphane var, okul müdürümüzün gayretiyle. Şimdi öğrencilerimiz gelir, kitaplardan faydalanır. Çeşitli kitaplarımız vardır. Hatta biz geçen sene annelerimizi de kattık. Biliyorsunuz toplum hizmeti programlarımız var yeni mevzuatta, sosyal hizmet, sosyal kurum olarak. Annelerimizi çağırdık. Annelerimizle haftada bir kitap okuma programları yaptık ama babalarımızı okumaya çekemedik. İşler oluyor. Gerçekten işler oluyor. Eğer baba bilincine varırsa okumanın, çocuğa örnek olmanın, hani biraz önce buyurdunuz öğretmeni örnek alıyor. Evet, çocuk evet. Babayı da örnek alır, anneyi de örnek alır, iyi davranışını da örnek alır, olumsuz davranışını da örnek alır. Çocuğun ne kadar hoşuna gider babasının kitap okuması ve çocuğu okusun diye. Yani televizyon kapanmış, en güzel program vardır belki, çok sevilen, beğenilen bir program vardır ama televizyon kapanmış. Niye? Çocuğun kitap okuması için, babanın kitap okuması için. Şöyle alıp okuması, çocuğun da onu örnek olması, alması güzel bir şey diye düşünüyorum ve o yüzden de kitabıma babacığım benimle kitap okur musun? Bu mesajı babalara, özellikle babalara vermek için bu ismi buldum. Evet, vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Hatta şöyle yazmışsınız, hem de kapağa yazmışsınız. 9 yaş ve üzeri için bu kitabı çocuklardan önce mutlaka anne ve baba da okumalı evet. Demişsiniz. Kitabımızda 3 öykü var. İkisi müstakil tek başına, biri de öykünün içinde karakterlerin, Ayşe karakterinin ailesi içinde yapmış olduğu gelişmeler. İşte Ayşe, biz genellikle baskıcı bir aile tutumu sergiliyoruz. Çocuğumuza tabii ki sinirleniyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz ama çocuğu da bir birey olarak düşündüğümüzde aslında çocuk çok güzel şeyler düşünüyor. Aileye çok katkısı olabilir. Evet. Yeter ki siz o çocuğu birey olarak, yani sen küçüksün, aklın yermez. Bizim en çok söylediğimiz, sen küçüksün, aklın ermez. Ama o küçük dediğimiz, aklı ermez dediğimiz çocuklar, derya. Gerçekten onlara fırsat versek, anne baba olarak değer verildiğini anlasa çocuk, çok güzel şeyler olacak. En basitinden çocuğa bir alışverişe gidiyoruz, ona beğendiği şeyi almıyoruz. O sana yakışmıyor diyoruz. Ya ama çocuk istiyor yani anne diyor, bunu ben alayım diyor. Baba, evet, evet. Yok kızım diyoruz, yok oğlum diyoruz, bunu giy diyoruz. Orada bile çocuğun fikrini alsak, evimizin döşenmesinde, efendim evde alınacak bir kararda çocuğun fikrini alsak, çocuk der ki bu evde benim fikrimin değeri var.
Ha, o zaman ne diyecek çocuk? Annemi babamı daha dikkatli dinlemeliyim. Çünkü baba diyecek ki, anne diyecek ki, bak kızım, yerine geldiğince senin fikrini alıyoruz, görüşünü alıyoruz. Bu konuda böyle olmasa daha güzel dediğimizde çocuk diyecek ki, doğru ya, geçen benim dediğim olmuştu. Yani o olumlu olmuştu, o beğenilmişti, mantıklıydı. Bunu küçük çocuk der. Evet. Ama yeter ki biz çocuklarımıza inanalım, onları birey olarak değer verelim. Çok güzel, yani çok güzel şeylerden söz ediyorsunuz. Mesela biz duyguları da öğretiyoruz çocuklarımıza. Mesela çocuk karanlıktan korkuyorsa ya da bazı korkular geliştirmişse biz farkına varmıyoruz. O korkuları biz öğretmiş oluyoruz ona. Değil mi? Yani toplumsal bir yapımız var. Bu neden korkması gerektiğini biz gösteriyoruz. Biz göstermiş oluyoruz. Doğru. Ondan sonra farkında olmadan ondan sonra da şikayet ediyoruz. Çocuğumuzda işte şu sıkıntılar var diye. Aynı şey sizin bahsettiğinizi desteklemek babında söylüyorum. Yani ailenin bu noktada ne kadar önemli olduğunu, neye sevinmesi gerektiğini, neye üzülmesi gerektiğini, neden korkması gerektiğini gösteren biziz. O yüzden ailenin okuması demek çocuk için çok önemli bir ivme, çok önemli bir güç diye düşünüyorum. Bu mesajı da oldukça değerli buldum. Şimdi peki hocam, bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Yani öykü çok önemli. Yani bu yaş çocuğu için de çok önemli. Vermek istediğinizi sadece kendi sınıfınızdaki öğrencilerinize değil, bir şehre, bir ülkeye veriyorsunuz. Hatta o mesajınız sonraki yıllara da kalıyor. Yani kitabın zaten o tılsımlı tarafı o. Öyle değil mi? Yani siz artık bu yola girdiniz. Belki girerken de bu ilk ve sonda böyle diye düşünüyorsunuz öyle, diye tahmin ediyorum. Yani. Ama genelde girenler de böyle der. Böyle başlar iş. Onu da size söyleyeyim. İşte bilmiyorum. Gerçekten güzel bir duygu. Hatta kitap yayınlandı. Yayınlanacak aşamasında eşim ya diyor, çocuklar doğacağı zaman bu kadar heyecanlanmadın diyor. Yani onda da tabii heyecanlandık, sevindik ama bunun farklı bir duygusu var. Ben Yıldızlar Yayınlar'dan Hüseyin Bey'le telefon açtım ve dedim, Hüseyin Bey bana yardımcı olun. Ücret konusunu konuşuyoruz. Yani bir kalıcı eser bırakayım, bir tane. Zaten ama dedim, size bir şekilde arkadaşlarımı yönlendirebilirim. Mustafa Bey dedi, bakın şu sözümü hiç unutmayın, sizinle daha çok iş yapacağız. Gerçekten yani kitabı, tecrübe konuşuyor. Siz aslında daha tecrübelisiniz bu konuda. Kitabım verdiğim, işte hediye ettiğim, gören arkadaşlarım, sağ olsun dostlarım, devamını istiyorlar, diliyorlar. Bu dilekleri bile gerçekten çok hoş. Devam edebilir miyiz? Zaman gösterecek. Umarım devam ederiz düşüncesindeyim ama artık bu birinci kitabımız, son kitabımız olmaz inşallah diye düşünüyorum. Hocam, devam etmemizde bir başka boyut daha var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kayseri'de 2009 yılında gazeteden 8 Ocak sayısında Kayseri'de 2009'da 116 kitap diye bir yazı yazdım. Şimdi Türkiye'nin bir manzarası var burada. Yani bir kitap manzarası var. Şimdi bu kitap manzarasını niye çıkarıyoruz? Çünkü bu bir ölçü. Yani Türkiye'de, Kayseri'de ne kadar kitap basılmış, ondan sonra ne kadar kitap satılıyor, okunuyor. Bu biliyorsunuz bir gelişmişlik ölçüsü, kriter olarak değerlendiriliyor. Şimdi 2009 yılında bu İSBN numaralarından hareketle İrfan Birol Bey çıkarmıştı. Sağ olsunlar, bizi de bu noktada bilgilendirdiler. Ve şöyle bir tablo var karşımızda. İstanbul'da geçen yıl 18.991 kitap çıkmış. Bu neredeyse 19.000 demek. 19.000 demek. Ankara'da 8.523 kitap çıkmış. İzmir'de 922 kitap çıkmış geçen yıl. Konya'da 607 kitap. Bursa'da 289 kitap. Eskişehir'de 157 kitap. Ve Kayseri'de 116 kitap çıkmış. 116'da kalmış. Evet, 116'da kalmış. Şimdi Kayseri'de 2009 yılında neşriyat yapan 17 yayıncıdan 16'sı şahıslar.
16'sı şahıslı olarak geçmiş. İSBN numarasına göre bu. Ve bir tanesi de zannediyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet. Şimdi bu manzarayı gördüğümüzde bir, sayı çok yetersiz. Hani siz de bu yörenin çocuğusunuz, Ağrı Naslısınız, Mimar Sinan'ın doğduğu yerdensiniz. Yani böyle bizim Mimar Sinan gibi bir büyük değerimiz, kültür değerimizin bulunduğu ve zamanında da bu şehrin işte Makar-ı Ulema diye anıldığı. Hepimiz biliyoruz. Şimdi önemli olan şu, tabiri caizse bu sadece bizim için de geçerli değil. İstanbul, Ankara, İzmir, birazcık da Konya'nın dışında, Konya bayağı bir ivme kazanmış gözüküyor. Diğer Anadolu şehirleri, değil mi, adeta dökülüyorlar bu noktada. Aslına bakarsanız 116 rakamı bir yıl içinde Kayseri'de 116 kitabın çıkmış olması çok, yani öyle abartılacak bir rakam değil. Biz bunu söylediğimiz zaman bazıları bize bir şey yapıyor, sistemde, ay bu kötü manada değildir. Yani biz iyilik manasında gelişme istiyoruz. Evet. Daha çok her kültür alanda ve sanat hareketi istiyoruz. Yani bu şehirde 116 kitap değil de belki 2010 yılında mesela olsun ki bu şehirde 900 kitap çıksın, 800 kitap çıksın. Biz bu zevkleri, bu lezzetleri tatmak istiyoruz. Bu tür kitapları okumak istiyoruz. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Bu manzarayı nasıl buluyorsunuz? Tabii Kayseri gerçekten her bakımdan tanınmış, isim yapmış bir ilimiz. İşte sanayisiyle, ticaretiyle, belediyesiyle. Sizin de buyurduğunuz gibi umarım bu sayı artar. Çünkü bu da bir gelişmişlik göstergesi. Değil mi? Gelişmişlik göstergesi. Bugün her konuda istatistik yapılıyor. Her konuda aklınıza ne gelirse. Yani bunda da kitap okuma, kitap yayınlama, kitap basma konusunda da eminim istatistikler yapılıyordur. Ve ülkelerin gelişmişliği, şehirlerin gelişmişliği basılan kitaplarla, basılan kitapların satılmasıyla ve okunmasıyla. Biz her zaman sizde branşınız itibariyle öğrencilerimizin, yakınlarımızın kitap okumadığından üzülüyoruz. Bundan bahsederiz. Tabii ki sadece kitap okuma değil, kitap basılması da. Siz de daha farklı bir çerçeveden bakıyorsunuz. Yani bu da bir eksiklik. Tabii. Bizim de bir birey olarak, bir kişi olarak bunda da mutlaka bir eksikliğimiz var. Ama ben buradan özellikle bütün meslektaşlarıma rica ediyorum. Herkes kendi branşıyla, mutlaka kendi branşıyla, kimya ile, matematik branşıyla, tarih branşıyla veya sınıf öğretmeni arkadaşlarımız aslında çok güzel şeyler ortaya çıkarabilir ama herhalde benim gibi yapabilir miyim? Tereddüt var, yapabilir diyorsun. Miyim endişesi? Beğenilir mi? Anladım. Yani bir de o da var Burhanettin Bey. Bir eksiğim çıkacak mı? İnanın kitabı hazırlarken dedim sınıf öğretmeniyiz. Çocuklara birinci sınıftan itibaren okuma yazma öğretiyoruz. İşte sürekli aralarda dolaşıyoruz. Oğlum bak burada nokta koyman gerekiyor. Anlatım bozukluğu, soru işareti, mi ayrı. Kitabı da yazarken ilk önce dedim ki bu kitapta branşım dolayısıyla bir eksiğim olabilir. Konu bütünlüğünde, diğer şeylerde noktalama imla konusunda. Dikkat ettim, arkadaşlarıma rica ettim. Onur Duman, buradan kendisine de teşekkür ediyorum, Türkçe öğretmenimiz. Hı hı. Onur Bey de sağ olsun bir iki incelemeden geçirdi, ben inceledim. Tabii çünkü sürekli bunu bakınca ezberliyorsunuz, yanlışım yok diyorsunuz. Ama farklı bir göz bakınca diyor ki burada bu olması gerekiyor diyor. O size yol gösteriyor. Ben yayınlanmadan önce yaş gruplarına da okuttum. Kendi öğrencime de okuttum. Tabii ki bu benim kitabım demedim ama şunu bir okur musun dedim. Hı hı. İşte yakınlarımın çocuklarına dedim bu yaş grubuna okur musun diye rica ettim. Ve bu